Haberlerimizin en önemlilerinden bir tanesi Timur Soykan. Yine gerçekten Türkiye'nin en iyi gazetecilerinden biri olduğunu düşündüğüm Timur Soykan. Mafya kredi skandalında ikinci perde. Biliyorsunuz Ayhan Bora Kaplan'a Halk Bankası'ndan verilen krediyi ortaya çıkarmıştı. Büyük skandalın failleri yine gölgede mi kalacak diye şey yaptığı açıklaması var. Sansürlenen haberle ilgili iddianamenin detaylarını paylaştı. Masak raporunda Kaplan'ın kara para aklama sistemini incelediğini, 50 şirketinin Masak tarafından mercek altına alındığını, yani kara parayı nasıl akladığına yönelik olarak bugünkü yazısında sadece Masak değil, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik kara para aklama iddianamesinde de Halkbank'ın kredi skandalının gözler önüne serildiğini anlattı sevgili arkadaşlar. İsimleri ortaya koydu. Özellikle Halkbank'ın kredi skandalı gözler önüne seriliyor. Ankara Başsavcılığı suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması bürosu tarafından hazırlanan 278 sayfalık iddianamede Ay Yıldız Tünel AŞ'de Desolar 7 AŞ Darme Enerji Ayhan Bora Kaplan'ın kara parasını aklamak için kullanıldığı iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Ozan Can Yıldız ve Fatih Akgül kara para aklamakla suçlanıyor sevgili izleyiciler. Yani Ayhan Bora Kaplan'ın sadece kendi kara parasını mı akladı, yoksa aslında bir yığın itibarlı, öyle çok yükseklerde olan, yüksek mertebelerde olan siyasetçilerin de parasını akladı mı diye sormak gerekiyor. Acaba onlar paralarını kurtardılar mı? Bir de onu sormak gerekiyor tabii. RTÜK Başkanı ve Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Şahin'in mafya kredi skandalı ile ilgili açıklamalarını, Ayhan Bora Kaplan hakkındaki kara para iddianamesini yalanlandı. Kredi dolandırıcı hakkında bir soruşturma yürütülüyor. Peki yaklaşık 550 milyon TL'lik bu krediye imza atanlar, halkın parasını mafyaya aktardığı öne sürülenler yargılanmayacak mı? Büyük skandalın failleri yine gölgede mi kalacak? Ayhan Bora Kaplan dosyasının gizli tanığı olan örgütün iki numarası Serdar Sertçelik'in Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın hakkındaki iddiaları hangi halen karanlıkta mı kalacak diye sormuş. Bu ülkede ne aydınlanmış ki onlar aydınlansın sevgili izleyiciler? Hangi ne aydınlanmış? Kimden hesap sorulmuş? Bu Türkiye tarihinde çalan çaldığıyla, hırsızlık yapan hırsızlığıyla sevgili arkadaşlar hırsızlığıyla kalmıştır. İtibarlarından da asla bir şey kaybetmemişlerdir. O açıdan bunu soyanlar da, çalanlar da, rüşvet alanlar da, dolandıranlar da çok iyi biliyorlar. Çünkü bu ülkenin tarihinde yaptığı yolsuzluktan dolayı, devletin malını çalmaktan dolayı yargılanmış, mahkum olmuş herhangi biri bilmiyorum arkadaşlar, açık söyleyeyim. Ben bilmiyorum. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlar için aradıkları 3 bakanlıktan da gece görüşlü helikopter yok yanıtını aldıklarını aktarmış. Yangınlarımız o kadar çok çıkıyor ki Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da, Trakya'da, hatta Karadeniz'de çıktı bu yıl. Yani 3 bakanlığın da Mardin ve Diyarbakır'daki elektrik tellerinden çıktığı iddia edilen, bir kesimin anızdan çıktığı iddia edilen yangın iddialarıyla ilgili olarak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söylemiş ve aynı zamanda DEDAŞ'tan kaynaklandığını ifade etmiş. Savcılığın bu konuda şeyi var demiş. DEDAŞ, Dicle Enerji de bunu inkar ediyor aynı zamanda. Hayır, anızdan çıktığını iddia ediyor. Haklı olarak, çünkü DEDAŞ çok büyük, eğer DEDAŞ'tan kaynaklanmışsa çiftçilere çok büyük şeyi, tazminat ödemek zorunda olduğunu biliyor sevgili arkadaşlar. Düşünün. Diyor ki Türk, 103 personelimiz anında yangına müdahale etti fakat çok büyük bir yangındı. Uçaklar olmadan o yangını söndürme imkanı yoktu. Çevre ve Şehircilik Bakanı, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve İçişleri Bakanı'nı aradık. Gece görüşlü helikopterimiz yok diyerek müdahale edemeyeceklerini söylediler. Bütün buna rağmen hem köylüler hem de itfaiyelerimiz yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf etti diyor. Arkadaşlar, 3 tane bakanlığın yangın bölgesi olan, ciddi bir şekilde ormanlarımızın yandığı, börtü böceklerin yandığı, hayvanların yandığı, buğdaylarımızın yandığı, tarım ürünlerinin yandığı, canımızın yandığı orman yangınları ile ilgili olarak gece görüşlü helikopterler olmaması
Yangın söndürme helikopterlerinin olmaması tam bir facia. Var da yok demişlerse o da daha büyük facia sevgili arkadaşlar. O da daha büyük facia. Şimdi yine 1.000 lira borç verecek eş dost da kalmadı. Geçmişte ev, otomobil alımında kullanılan krediye başvurulurken yüksek faize rağmen market alışveriş de borçla yapılıyor. KMH kullananların sayısı 29 milyonu aştı. Borç miktarı %122'ye yükseldi, ulaşmış. Sevgili arkadaşlar, ortalama borç 8.346 liraymış. Yani insanların geliri kadar, o kadar geliri olur, o kadar borç, ortalama borçtan söz ediyoruz bunu. Borçsuz insanlar da vardır ama ortalama borç olağanüstü rakamlar sevgili arkadaşlar. Haziranda 117.3 milyar TL olmuş sevgili arkadaşlar. Haziranda. Nisan'da 260.7 milyarmış. Ve Nisan'da 29.2 milyonmuş arkadaşlar. Ortalama borç 8.346 liraymış. Eskiden insanlar, akrabalarınız, tanıdıklarınız, arkadaşlarınız, dostlarınız, yakınlarınız, anne babalarınız ev almak istediğinizde, bakın ev almak istediğinizde, arsa almak istediğinizde, araba almak istediğinizde, herhangi bir şey almak istediğinizde borç para verirlerdi. Bence son 20 yılda TL ile borç para olayının kapandığını düşünüyorum bir. Hatta dövize olanların da borç vermekten vazgeçtiğini düşünüyorum. Çünkü git o zaman, yani paraya ihtiyacın varsa bankadan al kardeşim. Anne babaların bile çocuklarına borç vermediğini, çocukların da anne babalarına borç vermediklerini düşünenlerdenim. Yanılıyor muyum dersiniz? Hiç zannetmiyorum sevgili arkadaşlar. Kırmızı bültenle aranıyordu. Türk uyuşturucu baronu İspanya'da yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İspanya'da Argay operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Kırmızı bültenle aranan çete lideri Kerim Dağlıoğlu'nun yakalandığını duyurdu ve operasyonun ayrıntılarını paylaşmış sevgili arkadaşlar. Geçmişte yakalanmıyorlardı. Uluslararası baronlar buraya geliyordu. Para getiriyorlardı buraya. Aynı zamanda kimileri de vatandaşlık veriliyordu kimilerine de sevgili arkadaşlar. Dönem değişti ilginç bir şekilde. Arkada bir şey var ama çok da kafam çalışmıyor. Neden bu? Neden böyle oluyor diye bilemiyorum, ha söyleyeyim önce. Bilmiyorum. Bir şeyler. Hiçbir şey olmuyorsa da sevgili arkadaşlar mutlaka bir şeyler oluyor. İkinci